Arkadaşlar merhaba. Bu videoda da SSH bağlantısıyla switch'i yönlendirmeyi göreceğiz. SSH bağlantısıyla switch'i yönlendirmek için ilk olarak konfigürasyon ayarlarının yapılandırılmış olması gerekiyor. Ardından telnet bağlantısının sağlanmış olabilmesi gerekiyor. Daha sonra telnet bağlantısı SSH bağlantısına çevriliyor. İşleyiş bu şekilde. Şimdi ilk olarak bir tane switch alıyoruz yine ayarlamak için. Switch'i konsol bağlantısıyla yönlendirecek bir bilgisayar ve Switch'i SSH bağlantısıyla yönlendirecek diğer bir bilgisayar alıyoruz. Konsol bağlantısı RS-232. Bunu direkt Switch üzerinden de yapabiliriz. Bu şekilde de yapabiliriz. Ve PC Ethernet üzerinden de diğer bilgisayarı bağlıyoruz. Dikkat etmemiz gereken şu iki bilgisayar, yani bilgisayar ve switch'in aynı IP üzerinde olması. Bunları IP adres atılması yapacağız. Bu IP adres üzerinden işlem yapacağımız için bilgisayarın IP adres yapılandırmasını önce yapıyorum. 192.168.0.2 255 255 255 252 diyorum. Şimdi switch için aynı işlemleri yapacağım. Yapmadan buradan terminal bağlantısıyla ilk önce bağlantıyı sağlıyorum. Enable config terminal. Terminalin yapılandırmasına geçiyorum önce. Hostname switch lab 12. İlk olarak hostname'ini değiştiriyorum. Ardından enable password Ahmet diye şifresini tanımlıyorum. Şu an konsol için konfigürasyon için şifrelemeyi yaptık. Sonraki adım olarak telnet bağlantılarını açıyoruz. Telnet bağlantıları için de line vt'ye 0.15, hatta bu sefer sınırlayalım, maksimum erişebilecek yönetici sayısını 1 olarak bırakalım. Tek bir yönetici sadece erişim kurabilsin ya da 2 diyelim. Sadece 2 tane yönetici erişim kurabilsin. Daha fazla yönetici switch'i yönlendiremesin aynı anda. Bunu istiyoruz. Bunun ayarlaması için 0 ve 2'nin, yani 2 tane daemon açıyoruz. Diğer daemonlar kapalı. 2 tane daemonlar aktif hale geliyor. Daha sonra bu daemonlara şifre ataması yapıyoruz. Hepsinin aynı şifreyi kullanıyorum ki daha sonra hatırlamada sorun yaşamayalım. Şifrenin sorulması için onayı da veriyorum. Ardından çıkış yapıyorum. Ben interface VLAN 1'e geçiyorum. Yeni bir VLAN oluşturmuyorum yine. VLAN'a da IP adres ataması yapıyorum. IP adres 192.168.0.1 IP'sini de bu switch'e veriyoruz. VLAN'a veriyoruz daha doğrusu. Bunun tanımlamasını yaptık. Her interface'de olduğu gibi bunun da açılışını yapıyoruz. VLAN'ımız şu an aktif oldu. Kontrol edelim bir. Şu an normal şartlarda telnet bağlantısını sağlaması gerekiyor. Herhangi bir eksik bırakmadık gibi gözüküyor. Buradan giriyoruz. İlk olarak bir ping atalım cihaza. İlk paketimiz yine ulaşmadı. Daha sonraki paketlerimiz ulaştı. Telnet üzerinden bağlantıyı deniyoruz. 192.168.0.1 olarak. Evet, bizden şifremizi istedi. Şifremizi girdik. Enable
şifremizi istiyor. Bunu da aynı şifreyi kullanmıştık. Buradan Ethernet üzerinden konfigürasyona devam edelim. Ethernet bağlantısını sağladıktan sonra SSH'ın kendi yapılandırmalarına geçiyoruz artık. IP Domain Name. İlk önce bir Domain Name atamamız gerekiyor. Bu rastgele bir domain olabilir. Herhangi bir daha önceden alınmış olması, kullanılıyor olması, kullanılmıyor olması hiç önemli değil. Buraya herhangi bir domain ismi koyuyoruz. Daha sonra bu SSH'ın kriptolama yapabilmesi için kripto şeklini belirliyoruz. Kripto key RSI. Burada kaç bitlikle şifreleme yapmak istediğini soruyor. 512 ile 2048 arasında bir aralık seçebiliriz bunun için. 1024 seçiyorum. Daha sonra SSH bağlantısı yapabilmemiz için bir kullanıcı adı ve şifre tanımlamamız gerekiyor. Username admin diyorum. Password yine aynı. Password atamasını da yapıyorum burada. SSH enabled burada gördüğünüz gibi aktif görünüyor. Şimdi daha önce internet için kullandığımız bağlantıları buradan kapatalım. Direkt bunu switch'in diğer şuradan yapalım. İnternet üzerinden yaptığımız bağlantıları çevirip SSH üzerinden yapacağız. Geçiyoruz. Şuradan exit deyip line VT'ye 0-2. Bu aralıktaki bilgisayarımızı Telnet'e atılmıştık. Şöyle de yapabilirdik aslında. 0-2 Telnet 3 ve 5 arasını SSH için ayırabilirdik. Yani bir kısmı güvenli bağlantı, bir kısmı güvenli bağlantı olmayan şekilde bağlantı. Yani SSH ile Telnet'in arasındaki fark da sadece bu zaten. Telnet gönderip aldığımız verileri açık şekilde gönderiyor. Örneğin bir dinleyici programla ağı dinlediğimizde internet üzerinden gönderilen verileri açık şekilde görebiliyoruz. Ama SSH'da olduğunda bu veriler şifreli olarak iletiliyor. İki bilgisayar arasında yani bilgisayar ve switch arasında şifreli olarak işlem yapıyor. Bu yüzden SSH daha güvenli. Şimdi biz VT02 arasını internet için ayırmıştık. Bunu tekrar düzenliyoruz. Buraya girdik. Transport input SSH diyoruz. Hatta burada şeyi görelim. Seçeneklerimizi görelim. Tekrar Telnet'e çevirebiliriz buradan. SSH'ı çevirebiliriz. Veya herhangi bir protokol kullanmayabiliriz. SSH olarak çevirdik. Kullandığımız bağlantı tipini. Şimdi lokalde tanımladığımız daha önce yukarıda tanımladığımız username ve şifrenin aktif olması için eski login'i iptal edip yenisini atama yapıyoruz. Exit diyerek çıkıyoruz. Tamamen bağlantıyı kapattık. Şimdi bu bilgisayardan bilgisayarın interfaceleri FES Ethernet'leri üzerinden bağlı olduğumuz bilgisayardan giriş yapıyoruz tekrar. Exit diyorum. Buradan da çıkış yapıyorum tamamen. Şu an tekrar şeye döndük. Normal bilgisayarın kendi dizinine döndük. C'yi gösteriyor. Şu an kullandığımız PC7'nin kendi C'sini gösteriyor şu an. Buradan SSH-L küçük L harfi. Bu bir değil. Küçük L harfi. Devamında IP adresini yazıyoruz. 192.168.0.1 pardon. Önce kullanıcı adımızı yazıyoruz. Admin. Daha sonra bağlanmak istediğimiz IP adresini yazıyoruz.
Bağlantı açıldı. Bize şifreyi soruyor. Şifremiz aynıydı. Tekrar yeni şifreyle giriş yapıyoruz. Enable. Enable şifremizi soruyor. Yine aynı şifreyle giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi artık SSH üzerinden bağlantı yaptık. Ve cihazı SSH üzerinden yönetiyoruz. Bu işlem de bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.